Ama fazla çıkış var ki de. Foto. Foto ne foto? Kamera. Play. Gittim. İçeriden görüntü varsa bak kaydırsın. Fotoğraf var mı? Orası Türk. Aklı hoş gösteren ne baktım? Nasıl yürüyüşler gitti? Hemen kalak vermezsin de onunla. GSM operatörü. Evet, GSM operatörü. Yurt dışında da yatırımları var. TOG'dan. Profesyonel yöneticilerimiz. Profesyonel doktor. Biz o yarım kalan hikayeyi yenisiyle tamamladık. Biz ana uçuk tuşuna yarım kalan tuşuna ahırge en son bardik. Teknolojiyle. Ahırge teknolojilerde. Elektromobil. Evet. Elektrik araç. Rahmat. Teşekkür ederim. Onu da size bir acizane hediye olarak getirdik. Bu sefer hediyesi olarak. Rahmat. Buyurun. Bismillah. Drone uçsun, maşine yok. Arkası soruyor, adını vursun, drone almış ki. Hürmet ediyoruz Sayın Cumhurbaşkanı. Kardeşim Cekatlaman'dan alan geri salam. Selamlarımı iletirseniz Sayın Kardeşim. Özbek milleti de bu tıkra düşüngen adamını düşünüyordum. Ben bunu anlayan anlıyor. Ben bunu çok güzel anlıyorum. Bu hediyenin anlamını. Çok teşekkür ediyorum. Dünyada bu yan bizde katta Türk devletlerini yitirdi. Türk devletlerinin başarısı olarak dünyada kayıtlara geçecektir. Türkiye'nin mege kadir yeterliğinden dalalar. Türkiye'nin neler yapabileceğinin göstergesidir. İnşallah hep beraber yapmaya devam bir edeceğiz. Bölgelikte işler çıkarışta devam edeceğiz. Hürmet ediyoruz. Hürmet ediyoruz. Her sefer ata yurdunuzda yeşilesin uçan açan. Her sefer ata yurdunuzun kapıları sizin için açan. Çok teşekkür ediyoruz. Kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim Sayın Cumhurbaşkanım. Kabul kurduğunuz için her tarafta biz de canım. Canakları rahmet edeceğiz. Değerli arkadaşlar, biraz önce Türkiye'nin 60 yıllık hayali olan Türkiye'nin otomobilini Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın Mirzayev'e teslim ettik. Tabii Türkiye'nin otomobili projesi tüm Türkiye'de vatandaşlarımız nezdinde büyük bir heyecan, büyük bir coşku uyandırdığı gibi Türk dünyasında da yabancı ülkelerde de hem bir coşku hem bir merak uyandırdı. Tabii Türk Devletleri Teşkilatı'nın dönem başkanı Özbekistan'a Türkiye'nin ürettiği böyle bir teknoloji harikasını, böyle bir ürünü getirmiş olmaktan Türk halkının hediyesini Özbekistan halkına kavuşturmuş olmaktan biz de büyük bir mutluluk duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Burada Türkiye'nin otomobili girişim grubuyla birlikte Sayın Cumhurbaşkanı bizleri kabul ettiler. Hem bu proje hakkında kendilerini bildirdik, hem Türkiye-Özbekistan ilişkileri hakkında konuşma fırsatı bulduk. Kendisi aracı da test ettiler. Gerçekten memnun kaldılar. İçerisinde yüz ifadesiyle, konuştuklarıyla gerçekten Türkiye olarak,
sanayide, üretimde nerelere geldiğimizi ve bu geldiğimiz noktanın ürünlerinin tüm dünyada etki oluşturduğunu görmek bizim açımızdan mutluluk verici, gurur verici. Bundan önce de biliyorsunuz Azerbaycan'a aracını teslim etmiştik. Şimdi Özbekistan'dayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın hasreten selamlarını, Türk halkının selamlarını getirdik. İnşallah biz Türk dünyasındaki ilişkilerimizi, kardeşliğimizi arttırmak, geliştirmek istiyoruz. Türk Devletleri Teşkilatı son dönemde önemli bir ivme yakaladı. Hem kardeş ülkeler arasındaki ilişkileri arttırmak, özellikle ekonomik anlamda sıkı bağlar kurmak üzere biz çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ama bugün böyle bir hediyeyi, böyle bir ürünü, Türk sanayisinin ortaya çıkardığı bir ürünü Özbekistan halkına ve Sayın Cumhurbaşkanı'na teslim etmiş olduk. İnşallah bu Türkiye'nin otomobili projesi şu anda nasıl Türkiye'de ses getirdiyse, Türkiye'de vatandaşlarımız böyle bir araçla nasıl ilgiliyse, biz inanıyoruz ki rekabetçiliğiyle, ortaya koyduğu teknolojiyle Türkiye'nin otomobili tüm dünyadan ses getirecek. Nasıl Türkiye'nin yollarında şu anda aracımız dolaşıyorsa, dünyanın bütün caddelerinde, Avrupa ve Amerika başta olmak üzere, biz bu araçları önümüzdeki dönemde göreceğiz. Biz kendimize güveniyoruz, Türk müteşebbislerine güveniyoruz. İnşallah Türkiye'nin otomobili projesi dünyadaki en önemli otomobil projelerinden biri olarak tarihteki yerini almış olacak. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Tamam mı?